Alo Kenan, kaza yaptım. Fenerköy'de, bizim eve giden yolda. Tamam, sen halledersin. Haber bekliyorum. Tamamdır. Çocuklar arabayı aldıracak. Süper, çok sevindim. Hiçbir şey yemediniz, beğenmediniz mi? Yok, çok güzel. Gece yemeğe alışkın değilim, ondandır. Tabii. Tabii artık pek bir anlamı kalmadı ama ben size aslında hediye getirecektim. Onun için çıkmıştım. Sonra böyle yolda kaybolunca falan. Bu kimin fikriydi peki? Anlamadım. Ne kimin fikriydi? Yerimi kim söyledi, annem mi? Canımız sıkın diye ben uğramıştım. Ya yani uğrayacaktım size. Öyle. Anladım. Hediye mi vermeyecek misin? Buraya kadar boş boşuna gelmiş olma. Tabii. Ya umarım beğenirsiniz. Şimdi siz bana hediye verince tabii yani siz de benim hayatımı kurtardınız. Ben de hediye almak güzel olur diye düşündüm. Hı hı. Çok güzel Zeynep. Teşekkür ederim. Vay efendim, kimler gelmiş? Vallahi şimdi çığlık söyledi geldiniz de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada olduğumu bilseydim size zırt keserdim böyle, doğrardım böyle. Ağzına layık. Ama istiyorsanız yine kesebilirim, yaparım. Yok yok, hiç gerek yok. Kabız alır. Hiç gerek yok, çok sağ olun, doyduk biz. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Zeynep burayı çok methetti. Oo, Zeynep Hanım bizim baş tacımız. En iyi müşterilerindendir. Ben de dürümlerinize bayıldım. Size de afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Artık bir dahaki sefere geldiğimizde diğerlerinden de yeriz, değil mi Zeynep? Olur, olur. Her zaman bekleriz efendim. Onu ve buraya kadar gelmişken şöyle diyorum, üçümüz bir resim çekinsek. Tabii tabii, neden olmasın Zeynep, değil mi? Tabii. Hüseyin oğlum! Şöyle bizim resmimizi çek. Şöyle peş peşe çek, tamam mı?